Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. İstanbul'da bir araya gelen ikilinin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin adımlar ve bölgede kalıcı barış arayışları vardı. Erdoğan ve Zelenski görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında Türkiye'de bir barış zirvesi yapılması önerisini yineledi. Başından beri Savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyri sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Volodymyr Zelenski ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek işbirliğine değindi. İkili görüşmede işbirliğine epey zaman ayırdıklarını söyleyen Zelenski, anlaşmalar imzaladık, ortak silah ve mühimmat üreteceğiz dedi. Zelenski, tahıl koridoruyla ilgili olarak tüm limanlarının çalışmasını istiyoruz. Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz liman sayısını da genişletmek istiyoruz. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan bunu yapabilir ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da Ukrayna donanması için ada sınıfı Ivan Mazepa korvetinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm ülkemizi güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Bilen, çördüm, morska, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. İstanbul'da bir araya gelen ikilinin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin adımlar ve bölgede kalıcı barış arayışları vardı. Erdoğan ve Zelenski görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında Türkiye'de bir barış zirvesi yapılması önerisini yineledi. Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız. İstişarelerimizde ihraç koridorları ve seyrü sefer emniyeti gibi Karadeniz'in istikrarını ilgilendiren meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için bir niyet ortaya konulduğu takdirde daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Volodymyr Zelenski ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek işbirliğine değindi. İkili görüşmede işbirliğine epey zaman ayırdıklarını söyleyen Zelenski, anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz dedi. Zelenski, tahıl koridoru ile ilgili olarak tüm limanlarının çalışmasını istiyoruz. Odessa'daki büyük limanların yanı sıra biz liman sayısını da genişletmek istiyoruz. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan bunu yapabilir ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da Ukrayna donanması için ada sınıfı Ivan Mazepa korvetinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.